Sayısal oynuyorum ben. Sanki doktora yapıyor pezevenk. Yemin ediyorum karının yanında küfür etmemek için kendimi tuvalette gabuzonca nasıl sıkıyorsam öyle sıktım, kıpkırmızı oldum senin yüzünden. Ben ne diyorum, bu adam niye utandı da böyle kıpkırmızı oldu? Oğlum adam gibi şeyler için çabalasana. Hiç olmadı git karına iş bağla. İş? Karı? Benim karı. Pardon? Ne diyorsun sen be? Anlayamadım abi. Milletin ağzına karını niye sakız yapıyorsun oğlum? Sen hiç bak bak Hayati'nin karısı mahalle apartmanlarından temizlik yapıyor dedirtmeye utanmıyor musun? Hayır. Seni bu kodoş turistinden türü tebrik eder, bu masadan kalkar giderim. Abi tamam tamam anlat ya, tamam dinliyorum. Dinliyorum burada. Bak, insan gider bir rezidans yönetimiyle konuşur. Der ki, benim bir karım var. Böyle bina yalar, yutar, ışıl ışıl yapar der. Bir şey der ya. Kurtar karını mahalle apartmanlarından. Sınıf atlayın oğlum. Ha öyle yani. Tabii canım. Hem ben sana geçen gün iş yap diye para verdim. Abi ekmek köfte satacağım dedim, bir şey dedim. Ne yaptın parayı? Abim çok zenginmiş, ben mi fakirim sadece. 3 lira abi. Arabaya servis var abi. Köfte arana ekmek bedava. Oğlum sen gerizekalı mısın? 3 liraya köfte ekmek mi olur? Kıymanın kilosuna kadar zaten. Abi sorma ya. Mesela ben müşteri gelsin diye malzemeyi de bol kullandım ama hiç kimse gelmedi. Aşağı mahallede bir tane köfteci var. Adam kağıt inceliğinde köfte koyuyor. Herkes ona gidiyor ya. Adam akıllı adammış. Sen köfte ekmek sattın, kimse almadı. Adam ekmekli köfte satıyor, parayı vuruyor. Toplum ekmek istiyorsa köftede ısrar etmeyeceksin Hayati. Aynen abi. Mesela pembe annenin pillerinin değişmesi lazım. Ne ara açıldı lan bu lafın? İşte açılmadı, ben açıyorum. Yine? Abi 6 ayda bir değişmesi gerekiyor biliyorsun ya. Tıbba o kadar saygılı bir adam olmama rağmen şu kalp pili işine çözüm bulamadılar ya, sinir oluyorum. Yahu zırt pırt pil değiştiriyoruz. Sanal bebe döndü kadın be. Sorma abi ya. Bazen mesela böyle duruyor. Allah korusun öldü zannediyoruz ya. Meğersem bayılmış. Kadına bak, kendini askıya alıyor. He. Bazen de mesela böyle yemek yiyoruz diyelim. Elinde çatal var. Tam böyle salataya uzanacak, havada duruyor elim. Birden salataya uzanıyor abi. Yemin ediyorum geçen çatal porselene saplandı ya. Zaten bir bu online oyunlardaki, bir de pembe teyzedeki lag olayına çare bulamadılar. Aynen. Hem sağda yük oluyoruz böyle zırt pırt. Hayır yani ondan değil. Ya ondan da ondan değil. Yani ne bileyim şunu pil yerine akü yapsalar. Pembe teyzeyi topraklamayla falan yaşatsak. O da olmadı. Şarjlı pil yapsalar, bitmeye yakın biz değiştirsek. Oğlum var ya, benim telefonun bataryası olur mu lan acaba? 3 gün gidiyor vallahi. Ulan ne şakacıyım burada ya. Abi benim sayısal haftaya çekiliyor. Bak sen o zaman gör. Kayınvalideye pil fabrikası açacağım. Canı sıkıldıkça atsın neşteri, değiştirsin pilleri. Ya ya. Peki oğlum sen mi geldin? Yok Pembe teyze, tam çıkıyordum. Abi kayınvalide biraz ağır işliyordu. Yüksek sesle konuşman lazım. Niye? Kim vurma var sizin evde? Yok blender var. Çıkıyordum Pembe teyze, nasılsın? İyiyim, iyiyim çok şükür. Sen ne yapıyorsun? İş güç, koşturuyoruz. Hayat mücadelesi, sen gibi. He, hanımın ne yapıyor, hanımın? Hanımın mı? Hı? Ne diyor Hayat anne? Hanımın diyor abi, hanımın Lütfiye yenge. He hanım, iyi iyi. Çok selamı var. Sen de Türk gibisin maşallah. He. Israrla yaşamaya devam ediyorsun diyorum. Değil mi? Senin yüzyıldan kimse kalmadı. Animasyon film gibisin. Tuttukça devamını çekiyorlar. Yahu mamutların bile soyu tükendi. Senin radyo frekansından hiç kimse yok artık. Öpücük atıyor ya. Kadın bana suratıma baka baka öpücük atıyor. Hayat annen al götür, çağrı merkezine konuşuyor gibiyim kurban olayım. Tamam abi. Anne! Sen ne yapıyorsun burada? Gel içeri gidelim biz. Niye ki? Hadi gel biz abdest alalım. Alalım değil mi? Hadi. O nedir ya? Hadi gel kumda oynayalım gibi. İyice yaşlandı abi. Saniyede öyle eğiliyor işte. Amca ne haber? Babacığım nasılsın? İyiyim kızım, iyiyim. Hayırdır? Ya baba, bu sene üniversiteye hazırlanıyorum ya, ondan içim içime sığmıyor. Hoş geldin Rukiye'ciğim. Merhaba yenge. Niye ayaklandınız böyle? Otursanıza. Yok ya, biz gidelim şimdi, evde Lütfiye bekler. Ha iyi. Zaten ben de ders çalışacağım da, üniversiteye hazırlanıyorum. Sınav seneye değil mi ya? Hakikaten ya. Bu sınav sene değil mi kızım? Neyin hazırlığı bu şimdi? Baba, sınav 52 hafta var. Aylık adet dönemlerimi ve ondan önce yaşadığım karın ağrılarımı çıkartırsak geriye sadece 182 gün kalıyor.
Adet mi? İyice saçmalamaya başladınız. Tamam, daha hazırlanması lazım yengesi, gördüğünüz üzere. Hadi biz gidelim. Pembe teyzeye de çok selam. Abi piller? Hafta içi taktır abi. Abi yarın taktırsan? Niye oğlum? Bitme aşamasındalar. Abi tek çizgi kaldı, ne olur ne olmaz ya. O zaman beni yarın ara. Tamam abi. Bay bay millet. Bay bay Adet. Bay bay millet. Yahu kafam nasıl karıştıysa gittim kızcağıza Adet dedim ya. Saniye sen neye sinirlendin yine? Botokslu gibi olmuşsun. Sadece Rukiye'nin dershanesine verdiği parayı bize verse 2 yıl rahat yaşarız. Papa da Vatikan'daki altınları bozdursa dünyada hiç aç insan kalmaz. Her abinler geldiğinde yalandan gülümsemekten çenek kaslarım ağrıdı. Konuya komşuya da aynı şekilde. Sıkıntımız olduğu halde yokmuş gibi davranmaktan içim eridi, anlıyor musun? Gülme. Sorun da bu zaten Hayati. Gerçekte gülmüyorum. Facebook gibi. Ne alakası var? Ya işte Facebook'ta da öyle ya. Gülücük atıyorlar da aslında gerçekte gülmüyorlar. Sen nereden biliyorsun Facebook'u? Hilafetten. Başımız sağ olsun. Nasıl abi? Bu saatte aradığına göre kesin Pembe teyze öldü. Ölmüş mü? Yo, yanında çekirdek çitliyoruz. Bekir, gerçekten ölmüş mü? Ölmemiş. Ananı sikeyim. Lütfiye, kafana ne oldu? Geceleri astronot gibi mi uyuyorsun sen yanımda? Bu ne hal? Bu suratının galiba kafa ne yaptı? Karıma ne yaptın? Kapandı mı? Ne oldu? Yo yo, Lütfiye yengem uyandı herhalde. Alo abi. Sen söyle. Ya yarın geleceğiniz mi diye teyit etmek için aradım ha. Teyit ne oğlum ya? Tamam geleceğiz, kapat. İyi misin abi? Kafam geldi kurkudan. Lütfiye hiç olmamışım böyle. Hiç olmamışım Lütfiye. Uzaya gideceksen streç film içe ermez, ben sana söyleyeyim yani. Salatalık mı o ya? Streç'e gittim burada. Hayatım iyi misin? Yes.